Günaydın, günaydın. Ahmet Taşpınar ben. Modadal Akademisi Uzaktan Eğitim Stüdyolarından sesleniyorum sizlere. Bugünkü haberimiz yine parayla ilgili. Paranın değer kazandığı bankalardan bir tanesiyle ilgili. Peki hemen sorumuzu soralım. Hangi ülke bankalarıyla ünlü? İsviçre tabii ki. Soru sorup cevap şeklinde devam edelim bu şekilde. İsviçre bankalarından biri olan UBS'in çektiği sıkıntılarla ilgili bir haberimiz olacak. Normalde nedir? İsviçre bankalarının özelliği nedir? Nedir bu bankalar ki İsviçre bankaları? İsviçre iki şeyle ünlü. Birincisi banka, ikincisi saat diyebiliriz. Bankalarla ünlü olmasının sebebi esasında oradaki hesaplardaki tutarların, meblağların gizli tutulmasıyla ilgili ve kişisel verilerin konulmasıyla ilgili çok fazla özen gösterilmesinden dolayı. Peki ne yapalım? Daha fazla haberi uzatmayalım. Haberi değil, konuşmayı uzatmayalım. Habere geçelim efendim. Buyurunuz. UBS has been fined a record 4.5 billion euros by a French court. Direkt ilk cümlemiz bu. UBS'in cezalandırıldığından bahsediliyor dikkat ederseniz. Bir Fransız mahkemesi tarafından rekor bakınız bu çok önemli. Rekor bir rakam olan 4.5 milyar avroluk bir para cezası kesilmiş. Has been fined'ın pasif olduğunu görüyoruz. Bayla örtüştürdük dikkat ederseniz. Ve eylemin sadece gerçekleştiğinden bahsediyoruz burada. Eylemin sadece gerçekleştiğinden bahsederken hevhez örpüş kullanılıyordu. Peki 4.5 milyar avroluk bir ceza var işin içinde. Bunun içeriğine girelim. The Swiss Bank, yani UBS'ten bahsediyoruz. The Swiss Bank was found guilty of illegally sourcing claims and laundering the proceeds of tax evasion. İsviçre Bankası, yani UBS, suçlu bulundu. Was found guilty. Hangi konuda suçlu bulundu? Yasa dışı bir şekilde müşterilerinin kaynağını incelediği için. And laundering the proceeds of tax evasion. Bakınız, vergi kaçırmaktan dolayı kazanç elde etme noktasında kara para akladığından dolayı, iki şeyden dolayı dikkat ederseniz hüküm giymiş, suçlu bulunmuş. Be found guilty of. Hüküm giydiği şey, bir, yasa dışı bir şekilde kaynak bulma. İkincisi, kara para aklama. Be found guilty of'u beraber kullanın. Özellikle of preposition edatına dikkat edelim. Illegally, yasa dışı yerine illicitly, lawlessly ifadeleri kullanılabilir. Sourcing'i kaynak bulma diye zaten ekledik. Laundry, normal bizim bildiğimiz kuru temizleme için de laundry kullanılıyor. Kara para aklama da orada bir aklama var sonuçta. Proceed, kazanç. Gain, income, earning kullanılabilir. Ve tax evasion'da vergi kaçırma. Ha, şimdi öğrendik. Bizim o kadar bir rekor bir şekilde ceza almamızın sebebini açıkladı. Shares in UBS, which denies any wrongdoing, fell as much as 3.2% after the ruling. Çok güzel bir cümle. UBS'in hisse senetleri, atlayın o virgülleri, bu ruling'den sonra, yani verilen bu hükümden sonra, bu karardan sonra 3.2'lik bir düşüş yaşamış. 3.2 kadar bir düşüş yaşamış. Ama UBS diyormuş ki bu wrongdoing'i, kanuna aykırı olan suçlamanın olmadığını söylüyormuş. Dikkat ederseniz. Olmadığını söylüyor. Yok arkadaş ben böyle bir şey yapmadım diyor UBS. UBS herhangi bir şekilde kanuna aykırı bir suç işlemediğini inkar eden demeyelim burada, olmadığını söyleyen UBS'in hisse senetleri bu karardan sonrasında %3.2'lik bir azalma göstermiş. Which'i gördük, kendin öncesinde gelen shares in UBS ifadesini UBS'i niteliyorum dikkat ederseniz. Which denies, deny fiilindeki S takıdan dolayı UBS'in nitelediğimizi gördük. Ejective clause dizilimi. Which yerine det gelmez burada dikkat ederseniz, virgülümüz var. Which'in devamında özne ya da nesnenin eksik olduğunu, olması gerektiğini dikkat edelim. Wrongdoing çok güzel bir ifade. Çok hukuki bir terim. Kanuna aykırı uygulama suç. Yani burada crime ve offense ifadeleri kullanılabilir yakın anlamlı olarak. As much as kadar çok diye çevirdim. Ve devamında genellikle bir rakamsal ifade, bir miktar ifadesi bekleyebiliriz. Ruling, hüküm, yargı kararı yerine de verdict veya adjudication ifadesi kullanılabilir. It follows a similar case. It follows similar cases in the US, where UBS accepted a $780 million settlement in 2009, and Germany, where it was hit with a
300 million euros fine in 2014. Bakın başka şekilde verilen kararlar var yine. Şimdi ardından ne var? Benzer davalar var Amerika'da. Ki Amerika'da UBS 780 milyon dolarlık bir ödemeye mahkum bırakılmış, mahkum edilmiş dikkat ederseniz 2009 senesinde. Almanya'da ise 2014 senesinde 300 milyon avroluk bir para cezası ödemek zorunda kalmış. Demek ki her yerden böyle sıkıntılarla karşılaşmış. Burada case, dava yerine lawsuit veya suit kullanılabilir dikkat ederseniz. Ejective clause dizilimi var o verde. Burada verin devamlı mutlaka bir tam cümle gelmesi gerektiğini hatırlatalım. Settlement'ı ödeme diye çevirdik. Bu metin içerisinde ödeme diye çevirdik farklıdır. Dikkat ederseniz settlement yerleşme demek, anlaşma demektir. Burada ödeme, redemption kullanılabilir. Fine, para cezası yerine de penalty kullanılabilir. Peki bugünkü haberimizi o zaman tekrar bir gözden geçirmek gerekirse UBS adında bir bankamız vardı ve bu bankamızın farklı ülkelerde, Amerika'da, Almanya'da ve Fransa'da ceza verilmesiyle ilgili ve para aklama ile ilgili, sourcing ile ilgili, kaynak bulma ile ilgili dikkat ederseniz bir haberimiz vardı. Umarız böyle kötü haberlerle karşılaşmayız diyelim. Haberimizi burada noktalayalım. YouTube kanalımızda bizi takip etmeyi ve bu videoyu da like'lamayı unutmayın.